Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Discord adlı programın kullanımını anlatacağım. İlk başta token ekleyeceğiz. Videonun altında tokenlerin listesini vereceğim. Bu arada tokenleri sağlayan Del Piro'ya, Code X arkadaşımıza buradan teşekkür ediyorum. Şimdi programı çalıştıralım. İlk başta tabii programın şu kısmına geçmeden önce şuna bir kere tıklayın. Geçerli veya geçersiz tokenleri ayırsın. Bunun için farklı bir program da var. Fakat az token olduğu için şimdilik bunu kullanmayı tercih ediyorum. Diğer programı da videonun altında linkte vereceğim zaten. Bunun bir önceki versiyonu vardı. Şimdi 49 token buldu. Bir tanesi geçersiz diyor. Geçerli tokenler gördüğünüz gibi burada. Bunu kopyalayalım. Şuradakiyle değiştirelim. CTRL V yaptım. Şimdi aktif halde program. Bir tane Discord kanalında veya başka Discord'lara rahatsız etmeyelim. Bir tane deneme açalım. Şimdi davet kodunu şuradan seçelim. Ve şuraya, pardon, buraya değil, buraya değil, buraya yapıştırıyoruz. Şimdi bunlara bir giriş yaptıralım, botları. Bu botlar olmazsa float da yapamazsınız. Yani tokenler bot demek. Tokenleri nasıl oluştururuz kısmına gelirsek YouTube'a yazın zaten Discord token nasıl oluşturulur diye çıkıyor. Yani hazır token almak yerine siz de token oluşturabilirsiniz. Veya foruma gelip forumda da aldığınız tokenleri paylaşabilirsiniz, yardımcı olabilirsiniz. Ve 49 tane botumuz giriş yaptı. Şimdi Metin kanalına tıklayıp ID'yi kopyala diyoruz. Ve buraya İstediğiniz mesajı yazabilirsiniz işte. Hackett Cosmok yazın. Ne yazarsanız yazın. Float yapacaksınız. Saldırı yapacaksınız. Şimdi buraya ne yazarsanız gördüğünüz gibi değişir. Kapatırsanız durur. Silerseniz yani. Böyle yaparsanız daha hızlı bir şekilde float yaparsanız. Yani bunu tokenleri ben 1000 token yapıp kişileri gördüm. Yani 1000 tokeni koyduğunuz zaman bir anda bir gece yarısı başlattığınız zaman yani donuyor istediği kadar güçlü bilgisayar RAM'i olsun. Kanal donuyor. Program çalışmaya devam ediyor. Program da donuyor. Hiçbir şekilde ellemeyin programa. Hiçbir şekilde hiçbir kişi Discord'a giriş yapamıyor yani. Şuraya tıklayamıyorsunuz. Discord'a tıklayıp. Discord'u kapatıp yeniden açmak zorunda kalıyorsunuz. Yine burada kalıyor. Yani eğer bu sayfadaysa kişi, kullanıcı takılıyor, kalıyor. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Programın kuruluşu, kullanımı bu şekilde. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yoruma belirtin. Yeni videoları getirelim. Görüşmek üzere.